Merhaba Doktor Hüseyin Cengiz ben. Hamilelik teşhisi çok önemli. Özellikle adet geciktiğinde acaba hamile miyim diye her kadın aklına getiriyor ister istemez. Antik çağdan bu yana yüzyıllardır hamilelikle ilgili testler yapılmış. Mesela Mısır'a baktığımızda Antik Mısır'da 1350'li yıllara kadar milattan önceki döneme gidiyor. Kadının idrarını alıyorlar. Buğday ve arpa tohumu ile beraber ekiyorlar. Eğer çimlenirse gebe olduğu sonucuna varıyorlar. Ve bu bir HCG hormonunun aslında. HCG'nin yaptığı iddia ediliyor. Antik Yunan'a baktığımızda ise Antik Yunan'da daha çok kadınların göğüslerinden, göğüs ucundaki renk değişikliğinden gebe olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Yine Çin'e baktığımızda özellikle rahim ağzındaki değişiklikler, karnındaki değişiklikler, renk değişiklikleri. Rahim ağzında zaten eğer rahim ağzına bakabilirsek, bakılabiliyor olsa veya elle muayenede rahim ağzında bir yumuşama, bir morarma, bir ödem bunu görebiliyoruz ki bunlar sonradan, yüzyıllar sonra zaten tanımlandı. Antik Roma'da ise özellikle idrarı Tadına bakma, idrarın tadına bakarak acaba bir değişiklik var mı yok mu bakıyorlar. Osmanlı İmparatorluğundaki o dönemki dönemde bakıldığında ise daha yakın dönemde e, görüyoruz ki idrarı bir kaba koyuyorlar, rengine bakıyorlar, renk değişikliğine bakıyorlar ve böylelikle gebelik var mı yok mu tahmin etmeye çalışıyorlar. Orta Çağ ve Rönesans'ta yavaş yavaş işler ilerliyor. Daha sonra bu mevcut bugünkü testlerin atası olan ilk test aslında idrar tabanlı gebelik testi 1820'de Etienne Jokheim'in tarafından bir Fransız bilim insanı tarafından tanımlanıyor. Ve o dönemden bu döneme zaten gelişmeler devam ediyor hamilelikle ilgili. Bugün için aslında hamileliğin kesin, kesin teşhisini biz HCG hormonuyla koymuyoruz. Hamileliğin kesin teşhisi ultrasonografi ile konulur. Ultrasona bakarak koyarsınız. Çünkü hCG hormonu bazen tümörlerde de yükselebiliyor. Bazen böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıklarda da değişebiliyor, yükselebiliyor. O yüzden bugün geldiğimiz dönemde, modern çağda hamileliğin kesin teşhisi ultrasonografi ile konulur.